Evet değerli izleyenler, operasyonu değerlendirmeye devam ediyoruz. Tekrar İzmir stüdyomuza gidiyoruz. Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa İzmir stüdyosundan konuğumuz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Erkan. Efendim teşekkür ediyorum. Tekrar operasyon devam ediyor. Önce hava operasyonuyla başladı. Ardından dün gece kara birliklerimiz de bölgeye giriş yaptı. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini biliyoruz efendim. Harekatın bundan sonraki aşamaları konusunda beklentileriniz nelerdir? Efendim önce şunu arz edeyim ben. Silahlı kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Aynen. Bu harekatın en kısa sürede başarıyla sonuçlanacağından en ufak şüphemiz yok. Tabii ki bu harekat önce her harekatta olduğu gibi hava kuvvetlerinin harekatıyla başlaması gerekirdi. Ve öyle de oldu. İleri aşamada hava kuvvetleri yine zaman zaman devreye girecektir muhakkak. Ancak ben harekatın fazla teknik yönüne girmek istemiyorum. Biz bugünlere nereden geldik? Hemen onu özetlemek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi 1896 yılında Amerikan Kongresi'nin aldığı gizli bir karar var. O kararın maddeleri özetle şöyle. Osmanlı 7 eyalete bölünecek. Her bir eyalette bir tane Hristiyan vali ya da o olmazsa bize yakın bir vali görev alacaktır şeklinde. Aradan zaman geçer. Malum Birinci Dünya Harbi ve Sevr Anlaşması imzalanır. Bakınız Sevr Anlaşması imzalanırken Osmanlı 7 eyalete bölünüyor. Bunları saymaya gerek yok biliyoruz hepimiz. Ve bu anlaşmada bir tane de Amerikalı komiser bulunuyor. Amerikalı komiserin ne işi var orada? Savaşmadı ki o. Neticede tabi malum Atatürk ve silah arkadaşları ve kahraman milletimiz Sevr'i yırtıp çöpe attılar. Bundan bir süre sonra Rockefeller diye birisi evvelki sene öldü. Amerika'nın zengin iş adamlarından. Hatta dünyayı yöneten 5 büyük aileden birisi olduğu söylenir. Şunu açıklıyorum. Biz tam sonuca ulaşacaktık ki Atatürk gibi birisi çıktı ve bizim hedeflerimizi yok etti. Daha sonra 90'lı yıllara geldiğimizde NATO'da görev yapan subaylarımız bir takım haritalarla karşılaştılar. Bu haritalarda bölünmüş Türkiye, Kürdistan vesaire vesaire. Ve ondan sonra duyuyoruz ki BOP yani Büyük Ortadoğu Projesi gündeme geliyor. İşte bugün biz bu Büyük Ortadoğu Projesi'nin sıkıntıları yaşıyoruz. O Büyük Ortadoğu Projesi Ortadoğu'ya kan getirdi, bölünme getirdi ve en çok da Müslümanı Müslümana kırdırdı. Evet. Evet, netice itibariyle bu harekatın ben kısa sürede başarıya ulaşacağından eminim. Ancak tabii ki bu harekat yeterli değil. Şöyle ki, şimdi biz yukarıdan giriyoruz. 30 kilometrelik bir sınıra kadar gideceğiz efendim. Peki burada teröristler ne yapacaklar? Bunlar geri çekilecekler. Nereye? 30 kilometrenin gerisine. Ve orada mevzilenecekler. Yine Amerika himayesine. Bu harekat, evet. Dolayısıyla yine Amerikan himayesine olacaklar. Dolayısıyla bu harekatın esasen sonuçlanması, tamamen başarı ulaşmasının tek bir yolu var. Bunu herkes söylüyor. Ben de söylüyorum. Suriye ile barışmak. Suriye ile beraber Suriye güneyden yukarıya doğru harekat icra ederken biz de yine kuzeyden aşağıya doğru güneye doğru harekat icra edeceğiz ve bu terörist grubu bu teröristleri Suriye'den temizleyip bölgeyi barış ve huzur istikrarı getireceğiz. Şimdi böyle olmadı ne oluyor tabii? Uzayacak. Uzayacak da uzayacak. Yani bu bakın bu harekat bitti yarın öbür gün. 3 gün sonra biter. Ama arkasından yine terör duruyor orada. Evet. Ama 30 kilometre uzağımızda duruyor. Ama terör de var. Terörist gruplar var. Amerika var. Amerika her ne kadar
Trump çekileceğim dese de ama Amerikan derin devleti buna müsaade etmiyor. Evet. İşte açıklamalardan bunu duyuyoruz, görüyoruz. Evet efendim. Yani özet değinmem bu şekilde. Evet. Peki o halde sizin söylediğiniz gibi 30 kilometreye kadar bir operasyon yapıldığını ve operasyonun bittiğini düşünürsek bundan sonraki süreçte neler yapılmalı? Şimdi 30 kilometrenin daha güneyinde kalan kesimde Amerikan varlığını devam ettirecek. Az önce siz de söylediniz. Şimdi özellikle sahada, diplomatik evet. alanda oradaki terör varlığını yok etme noktasında neler yapılmalı? Ki Amerika'nın binlerce tır silahla beslediği bir terör örgütünden kolay vazgeçmeyeceğini de biliyoruz. Evet, tabii ki. Şimdi esasında bu harekat şu şekilde olabilirdi. Hiç olmazsa bir kısım teröristler etkisiz hale getirirdi. Nasıl? Şimdi teröristlerin kaçacağı ana yollar hava kuvvetlerin hava indirme tugayı ile beraber harekatıyla o bölgeye yapılacak hava indirmesiyle yollar tıkanabilirdi. Ve kaçan teröristler arada sıkıştırılıp esir alınır, imha edilirdi. Bu bir grup, bir çözümdü bu. Kısa vadeli ama. Ama geride yine büyük bölüm var. Zaten onların büyük bir kısmı zaten geri şu andan itibaren daha harekat yapılacağını duyunca zaten çekildiler. Dolayısıyla bundan sonra biz bu bölgede 30 kilometrelik derinlikteki bu bölgede birçok sorun bizi bekliyor. Bakın orada iskan edilecek insanlar hangi yasalara göre iki kişi kavga etti diyelim ki orada hangi yasaya göre yargılayacaksınız? Türkiye yasası mı? Suriye yasası mı? Nedir? Yine orada yaşayan insanların vergisi, vergi alınması, vergi verilmesi neye göre olacak? Dolayısıyla oraya yeni bir düzen getirilmesi, yeni bir sistem kurulması oldukça sıkıntılı ve Türkiye'nin ileride çok başını ağrıtacaktır. Ama bu demektir ki bu hareket yapılmasın. Elbette bu hareket yapılması lazımdı ve yapılması da gayet gerekliydi. Türkiye'yi bu tür sorunlar bekliyor. Dolayısıyla yine dönüp dolaşıp geliyoruz Suriye ile el sıkışmaya. Yani buradaki yapılması gereken Suriye ile sıkışmak. Eğer sıkışmazsak işte bölgede yine kazan kaynayacak. İşte Türkiye birçok masraf edecek. Hadi oralara konut yapmasına geçiyorum. Onlar daha sonra. Onlar başka bir konu. Ama terörist yine duruyor. Terör yine duruyor. Karşımızda terör duruyor. Ama nerede? 30 kilometre ötemizde duruyor. Ama terör var, terörist var ve onu destekleyen 30 bin silahla desteklemiş olan bir Amerika var. Ve bu Amerikan da Trump'ın çekileceğiz, çekiliyor dediklerine ben pek katılamıyorum. Bu Amerika orada duracaktır. Çünkü Amerikan derin güçleri, derin devleti Amerikan çıkarlar için, bölge petrolü için özellikle Hürmüz Boğazı'na hakim olmak ve Çin'in gırtlağını sıkmak için o bölgede kalmak isteklerdir. Zaten bütün bunların da esas sebebi budur. Evet. Siz bölge ülkeleri demişken, Suriye ile işbirliği demişken tabii diğer bölge ülkeleriyle işbirliği de oldukça önemli. Kimden bahsediyoruz? İran ve Rusya'dan. Aslına baktığımızda Türkiye'yi bu noktada en fazla destekleyen iki ülke İran ve Rusya. İran Cumhurbaşkanı'ndan dün bir açıklama gelmişti. Destekler nitelikteydi. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz yönünde. Lavrov'dan açıklama var. Rusya Dışişleri Bakanı. Türkiye'nin operasyonunun ABD'nin bölgede attığı adımların sonucu olduğunu söyledi ve Türkiye'nin güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyoruz ifadelerini de kullandı. İran'ın ve Rusya'nın tutumunu konuşalım isterseniz biraz da. Tabii ki zaten onları ben atladım söylemeyi. Tabii ki bölge ülkeleri ki İran, Irak ve Rusya, Azerbaycan gibi hatta diğer Orta Doğu ülkelerine işbirliği çok çok önemli. Biz zaten bu harekatı yapmadan önce gerek İran'la, gerek Rusya'yla mutabakata varıldı zaten. Ve zaten bu harekat öncesi yapılması gereken dış siyasetteki olumlu bakışı, yönünü bize çevirdik. Ve şu anda zaten bu olumlu bakış devam ediyor. Her ne kadar Avrupa Birliği'nden çatlak sesler gelse de onlar kendi siyasetine yönelik açıklamalar. Esasında dün ben Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamasını da dinledim. Evet. Sayın İçişleri Bakanımız da bu konuda bölge ülkeleriyle, Avrupa ülkeleriyle görüşüldüğünü, mutabakata varıldığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla bu harekat yani hadi aldım yallah gidiyorum değil. Bütün ülkeler bunun
ön görüşmesi iktidar tarafından yapıldı. Siyasi ayağı tamamlandı ve harekat başlatıldı. Ve zaten bölgede terör bitecek olan da en başta Türkiye'nin bu kararlı tutumu ve bölge ülkeleriyle yapılacak işbirliği, ki zaten bu işbirliği sağlanıyor. Ve bundan sonra bu işbirliği daha da gelişecektir. Bu harekattan sonra bölge ülkeleri işbirliğini daha da geliştirmek zorundayız. Evet. Şimdi evet. Bu noktada şunu da sormalıyım. Az önce siz bahsettiniz, işte Avrupa devletlerinden tepkiler var. Şimdi baktığımızda İngiltere ve Fransa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantıya çağırdı. Başka Avrupa devletlerinden de Türkiye'yi suçlayan ifadeler var. Yani biraz toparladığımızda Türkiye'nin terör örgütlerini yok etmesi, o bölgedeki terör örgütlerini yok etmesi bazı devletleri rahatsız ediyor. Acaba o devletlerin o bölgede çıkarları mı vardı da Türkiye o çıkarlar noktasında bir engelleme mi yapmış oldu ve bu kadar sesleri yüksek çıkmaya başladı? Neler söylersiniz? Tabii ki bölgedeki çıkarları başta petrol. Evet. Yani başta petrol. Az önce de arz ettim. Yani özellikle Hürmüz Boğazı ve İran petrolleri, Irak petrolleri gibi bölgedeki petrol yataklarına hakim olmak ve oraları kontrol altına bırakmak, bulundurmak. Dolayısıyla dünya ekonomisinin temel taşı petrol, enerji kaynağı. Ya enerji yataklarına hakim olan dünya hakim olma hevesindedir. Ki olur da. Zaten bunun için uğraşıyorlar. Tabii buyurduğunuz gibi gene o bölgedeki petrollerden çıkar olan İngiliz şirketleri, Fransız şirketleri tabii ki karşı çıkacaklar. Tabii ki Türkiye'nin o bölgeye hakim olmasını istemeyeceklerdir. Suriye'nin bölünmesinden yana olacaklar ki orada kurulacak bir terör devleti vasıtasıyla kendi kontrolünde bir yönetimleriyle o petrolleri istedikleri gibi kullanacaklar. Bakın birçok ülke var. Örneklerini görüyoruz dünyada. Ülke zengin, petrolü var ama halkı fakir. Evet. Çünkü petrolü o şekilde sömürüyorlar. Petrol başka yerlere gidiyor. Yani dünün sömürge sistemi, gidip koloni kurma sistemi bugün değişti geldi. Petrol yataklarına hakim olmaya, petrol bölgelerine hakim olmaya geldi. Artık bugünün sömürge sistemi bu oluyor. Evet. Şimdi biraz daha harekata evet. dönecek olursak Sayın Sefa, bu harekatın ilk safhasının süresiyle ilgili neler söylersiniz? Bugün ikinci günündeyiz harekatın. Bir kere harekat çok başarılı ve benim şahsen beklediğim şekilde başlamıştır. Önce hava kuvvetlerinin harekatıyla belli hedefler yumuşatıldı, vuruldu. Cephanelikleri vuruldu. Gözü kulağı sarıldı, gözü kör edildi. Yine havan toplarıyla top atışıyla yine El Abad bölgesinde belli hedefler vuruldu. Ve arkasında bu yumuşatılmış bölgeye Mehmetçimiz girdi. Ve de gayet de hızlı ilerliyor benim takip ettiğim kadarıyla. Dolayısıyla harekat son derece başarılı şekilde devam ediyor. Ve zaten ben tahmin ediyorum bir hafta sürmez bu harekat. Ve büyük bir ihtimalle zaten teröristlerin büyük bölümü silahını bırakıp kaçacaktır. Çünkü bunlar savaşmaya alışkın, karşılıklı savaşabilen kuvvetler değil ki. Bunlar tuzak kurup, bomba patlatıp, işte vurup kaçan terörist gruplar. Bunlar karşısında düzenli ordu, görünce hele ki dünyanın en güçlü, en cesur Mehmetçiğini görünce silahını bırakıp kaçacaklardır. Ve kaçıyorlar da. Çok kısa bir sürede bu ilk safhası bitecektir diyorsunuz. Evet, evet. Peki öyle efendim. Biliyorum. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerinizden ötürü. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İhsan Sefa ile konuştuk. İzmir stüdyosundan konuğumuz oldu. Kendisi yine operasyonun ayrıntılarını değerlendirdik. Şimdi konuklarımızla değerlendirdik ayrıntıları. Bir de sınır hattına gidelim. Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir o bölgede. Operasyon öncesinde de o bölgedeydi.